kütüphanesini örneğin ziyaret etmediniz? Vallahi ben birkaç yıldır gitmiyorum. Şimdi mesela son yıl içinde çok ciddi bir restorasyon çalışmamız var. O tarihi mekana, sahaflara doğru uzanan mekana çok ciddi biçimde girildi ve bu yıl içinde bitecek. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde tıpkı Süleymaniye gibi mekana iki kata çıkacak ve İnşallah. Bu yeni bölümde yazma eser kütüphanesi. Sayın Bakan çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olunuz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir akşam buraya bekliyoruz efendim. İnşallah. Ben de program sahibi olduğum davet ediyorum. Hoşçakalın Sayın Bakan. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şeyi gördün mü? Ertuğ Kocabıyık'ın kitabını gördün mü? Hangisi? Son kitabı. Hangisi? Ahmet Ertuğ çekmiş fotoğraflarını galiba zaten. Temples of Knowledge. Dünyadaki kütüphanelerin resimleri koymuş. Evet. Olacak bir şeydi. Müthiş bir çalışma. Ha, evet. Fotoğrafların kalitesi dehşet ama kütüphaneler muhteşem. Kızımın odasına koydum gelip gidip baksın diye. Olacak bir şeydi. Evet. O zaten... Keşke gelseydi bu kitabı gösterdik burada ama evet. Geleceğim bir yarın getirirsiniz. Yarın getireyim. Benim de geçen hafta okuduğum en güzel kitaplardan bir tanesi Destruction of Libraries diye bir kitap. Kütüphanelerin yok oluşu. Özellikle bu Bağdat'taki son yağmalardan başlıyor kitap. Evet. Ama tarih boyunca kitapların nasıl yakıldığı, nasıl yok edildiği inanılmaz. Bu Bağdat'ta müzeyi biliyorsun Amerikalılar talan etti. Türkiye'de evet. Bir kişi yazdı biliyor musun? Ben. Ya bir tek kişi Bağdat'taki ben de yazdım. O muhteşem. Sonra sen ben yazdın. De yazdım. Sonra sen sonra geliş üstünde yazdın. Bir Gertrude tek... Bell'dir onu da. Gertrude Bell'i yazarken yazmıştım evet. Bir tek kişi kılını kıpırdatıp da yazı yazmadı. Haber olmadı gazetelerde. İnanamadım ya. Olmaz. Kendi gazeteme kızdım o zaman. Ya bu niye biz büyütmüyoruz falan diye. Dediler geçtiler. Ama bak... Efendim Afyon Kocatepe Üniversitesi Müzik Anadilim Bilim Dalı Başkanı Yardımcı doçent doktor Uğur Bey'den mesaj gelmiş efendim. Diyorlar ki adı geçen kişilerin üniversitemizde olmadıklarını ve ayrıldıklarını bildirir. Sizin de ifade ettiğiniz konuları tasvip etmediğinizi bilmenizi isteriz. Şimdi gereğini yapacaklar. Sayın Türkmen onların ayrılması üniversitenin tecavüzü ortadan kaldırılmaz. Üniversitenin bilimsel namusuna tecavüz edilmiştir. Bu tezini iptal edin. Bu tezle Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin namusu tecavüze uğramıştır. Bu tezi iptal ederseniz bu hanıma verdiğiniz ünvanı alırsınız geri. Ben hukuki... Ne o doçent tezi mi? Yok yüksek lisans. Yüksek lisans. Master değil mi? Master. Bunu alırsınız. Yani üniversitenin ayrılması şey değildir. Yani vergi dairesinde adam çalışır, çalar. Efendim veya bir şirkette master çalışır. Master of the Thieves abi. Bizde değildir. Olur mu öyle şey? Bu tezi gereğini yapar. Bu ünvanı geri alırsınız. Ben bu ünvanı geri alana kadar... Bütün hukuki yolları deneyeceğim. Evet. Yani bu kadar kolay değil. Efendim elimizden geleni yapmaya çalışmanın falan. Ya abi orada enstitüye bir dilekçe gönderdiğin zaman anında işleme konulur ve o tez iptal edilir. Yani orada ama maalesef. Ve bu tez ve bu ünvan geri alınana kadar ben her hafta bu konuyu konuşurum. Ben Artur o zaman Afyon Üniversitesi şunu söyleyeyim. Başınıza ciddi bela aldınız. Evet. Başınıza ciddi evet, bela her aldınız. Her hafta bu konuşulacak. Ara ver diyorlar. Evet. Ben de veda edeyim. Ya, hayır. Ne hayır canım. Bak mesaj var diyorlar ki. Ya ben kalkıp giderse Ergen Okan savcısına şikayet edeceğiz diyorlar. Daha müzik yapacağız. Bizi de bizim Fatih Bey'im. He? Bizim Fatih'i. Fatih'im işte. Benim Ergen Okan'a gelecek. Evet senin. Esin bir şey olmaz. Sabaha kadar orada oturacak işim yok. Esin de bir şey olmaz. İçerisi kalabalık sıkılmayız. Efendim şimdi kısa bir aramız var. Ondan sonra... Düet geliyor. Sayın üstadımız. Evet. Bilmediğimiz bir yönünü. Evet ben piyano çalıyorum. Eski tabiriyle sahibi yedi tuğla. Evet. Fatih Bey üstadımıza efendim tarih yani konusunda her ilmin sahibi demek istiyor. Yedi tuğla yani şey yedi böyle. Efendim biraz sonra beraber.